arkadaşlar merhabalar. Logaritmadan size 30 tane soru çözeceğim. E, bu biraz böyle çoklu yorumlara ve bir soru yorumlara hazırlık şeklinde olacak. Bir de ben 3D yayınlarında biraz daha böyle hani o yayının da soruları daha sağlam, daha zorlayıcı sorular ya. Oraya bir giriş yapalım istiyorum. E, konu anlatımı yapmıştım. Konu anlatımını hiç dinlememiş arkadaşlar veya tekrar etmemiş arkadaşlar ilk önce konu anlatımını 4 videoda halledebilir. E, kazandıran yorumlar çözmüştüm. Hemen oraya geçmeyin lütfen. Burada bir tekrarlı yorumu halledelim. Tekrarlı yorumu yapan arkadaşlarımız kazandıran yorumlar var. Ben bu videonun altına da açıklamaya koyayım. Kazandıran yorumları arkadaşlar orada logaritmayı izleyebilirsiniz. Bu videoda eğer çok zorlanmazsanız. Bu videoda zorlanırsanız bir soru bankasından yine halledeceksiniz ama biraz daha orta düzey soru bankasından halletmiş olursunuz. Devamında bir soru yorumda güzel logaritma sorusu var. Kazandıran üçlükte güzel logaritma sorusu var onları da arkadaşlar biraz böyle yorum gücünüz arttığında çözebilirsiniz. Bu girişi yapayım. 30 tane soruyu çözeceğim için siz kendinize göre mola verin. Ben bir videoda olayı halledeceğim arkadaşlar. Başlayalım isterseniz. Logaritmada neyi hatırlamamız gerekiyor? Logaritmada çarpım varsa biz bunu ayırabiliriz arkadaşlar. Şöyle bakın Logaritma 2 tabanında 4 Logaritma 2 tabanında B diye. Bu arada Logaritma 2 tabanında 4'te nedir? Logaritma 2 tabanında 2 üzeri 2'dir. Bu yüzden neydi kural? Logaritma A tabanında A 1'dir. Bu yüzden 2 kalır. Logaritma 2 tabanında B x olduğu için logaritma 2 tabanında B x eksi 2 oldu. Peki benden ne isteniyor? Logaritma 4 tabanında B. Nasıl bir geçiş yapabiliriz arkadaşlar? Logaritma 4 tabanında B. Hatırlıyor musunuz? Şöyle bir kuralımız vardı. Tabanın Üstü arkadaşlar ters çevrilerek başa yazılıyordu. Yani 1 bölü 2 logaritma 2 tabanında b demektir. Artık logaritma 2 tabanında b'yi gideceğiz. Burada yerine yazacağız. Bu yüzden de x eksi 2 bölü 2 oldu ilk sorunun cevabı. Gelelim ikinci sorumuza. Logaritma küp kök 5 tabanında a, logaritma 5 tabanında b verilmiş. Buna göre logaritma a kare ab ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir diyor. Ben bu soruda şöyle bir şey yaparım. Bakın bu 5 tabanında yazılabilir. Bu zaten 5 tabanında. Mümkünse logaritma A tabanında B, logaritma A tabanında C yazarsanız bunlar gider B, eşit olur. Ya da B'nin C cinsinden değerini buluruz. O yüzden ne yapacağız? Logaritma 5 üzeri 1 bölü 3 diyeceğiz. Bir de ne diyorduk? Üst burada bakın ters çevrilerek çarpılır. 3 logaritma 5 tabanında A olur. Buradan da log 5 B olur. Artık tabanları eşitledik değil mi? Tabanları eşitlediğinizde eğer arkadaşlar tabanlardan kurtulmak istiyorsanız kat sayının olmaması lazım. Diye. Biz kat ne yaparız? Bu şekilde bakın üste yazarız. Logaritma 5 tabanında a küp eşittir. Logaritma 5 tabanında b. Bunlar gider a küp b olur. Bu şekilde katsayı olmaması lazım eğer denklem çözecekseniz. Kat sayıyı da arkadaşlar üste alarak bu şekilde kurtulabilirsiniz. O zaman artık aküpün B olduğunu gördüğümüze göre soruyu çözebiliriz. Logaritma A kareyi hemen logaritma A 1 bölü 2 yazarım. A zaten A. B gördüğüm yere de hemen ne yazarım? A küp yazarım. Böylece 1 bölü 2 logaritma A tabanında A üzeri 4 olur. Logaritma A tabanında A 1'dir. 4 çarpı 1 bölü 2'den 2 geldi. İkinci sorunun da cevabı. Bakalım şimdi ikinci, üçüncü soruya. Logaritma a tabanında b kare k olduğuna göre toplamının k cinsinden eşiti aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi nasıl bir çözüm yapabiliriz? Şu 2'yi başa bir atsak 2 logaritma a tabanında b k'ye eşit oluyor. Peki bunu niye yaptım? Bakın burada yine a tabanında bir şey gördüm. Burada yine a tabanında bir şey gördüm. O zaman logaritma a tabanında b'yi Demek ki bilinmeyen olarak düşünüp logaritma a tabanında b eşittir her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde k bölü 2'ye elde ederiz. Peki bunun bana katkısı ne? Bakın artık burada logaritma kök a'yı ben a üzeri 1 bölü 2 olarak düşünürsem bu ne olarak geçiyordu? Ters çeviri tabanın üstünü 2 log a b a oldu. Sonra diğeri logaritma a tabanında b bölü a. Dikkat edin lütfen tabanları aynı görüyor musunuz? Tabanları aynı olduğunda toplama çarpma falan yapmak için şu kat sayıdan kurtulmak lazım. Kurtulmanın yolu ne? Geri üste atmak. Yani her zaman üsttekini başa getireceğiz diye bir şey yok. Bazen de baştakini arkadaşlar geri üste döndürebilirsiniz. N nasıl gelir peki bu buraya? Bunu alırsanız böyle bu şekilde gelir. O zaman B kare A kare olur. Her karesini alacağız. Ve arada artı varsa aslında bu neydi? Aynı taban olunca bunlara git çarp. Böylece bakın artık logaritma a tabanında b küp çarpı a geldi arkadaşlar. Peki bundan sonra ne yapacağız? Logaritma a tabanında b küp artı logaritma a tabanında a. Böylece logaritma a tabanında b küp şöyle yazabilirim değil mi? Eşittir 3 log a b üst başa geldi. Artı logaritma A tabanında A1. Logaritma A tabanında B neydi? Bu şekilde arkadaşlar. K bölü 2 idi. Payda eşitlersek 3K artı 2 bölü 2 olacak. Gördüğünüz gibi sorular kararında olacak. Gittikçe biraz düzeyi yükselteceğiz. Sonra çoklu yorumlarda artık güzel soruları. Hani bunlar kötü olduğu için değil ama. Böyle biraz kafa karıştıran sağlam yorumlara öyle geçelim istiyorum. Çünkü 12. sınıf öğrencilerimiz logaritmayı daha yeni görüyor. Logaritma zevklidir falan ama böyle ince enteresan yerleri vardır. Başlangıçta rahatça şöyle bir olayı halledelim. Sonra inşallah devamında güzel sorular zaten çözeceğiz. Burada da logaritma 2 tabanında 6 faktöriyel. Logaritma 2 tabanında 8 faktöriyel x demiş. Logaritma 2 tabanında 7'yi nasıl yazacağız? Şimdi... Şu daha büyük olduğu için diğer cinsinden yazılabilir gibi görünüyor. Bakın 8 7 çarpı 6 faktöriyel. Bu da ne demektir? Logaritma 2 tabanında 8, logaritma 2 tabanında 7, logaritma 2 tabanında 6 faktöriyel çarpmayı toplama şeklini ayırabilirim. Nereden yararlanarak gördüm bunu? Logaritma 2 tabanında 6 faktöriyel cinsinden yazabilirim çünkü bu log 2 8 faktöriyeli. O zaman şimdi artık logaritma 2 tabanında 6 faktöriyel y'ymiş. Logaritma iki tabanında 8 nedir? 2'nin kübü. O zaman logaritma iki tabanında 2 1 olduğu için bu dışarı 3 olarak çıkacak. Şunu bilmiyoruz. T diyelim. 3 artı T artı Y neye eşit oldu? X'e. Bizden T'yi istiyor arkadaşlar. Bu da X eksi Y eksi 3 olmuş oldu. 5. soruya. Şimdi burada hemen size iki kural hatırlatacağım. 1. A logaritma A tabanında B B'dir. Sonra arkadaşlar A üzeri logaritma A tabanında A demeyelim B diyelim. B tabanında C'de ter, bunlar kendi arasında yer değiştirilip logaritma B tabanında A diye yazılabiliyor. C burada A yer değiştiriyor. Bu ikisinden birini bu soruda kullanabilirsiniz. Bakın ben şunu tercih edeceğim bu soruda. İkisinden de olur ama ikinci yoldan daha kolay olur. Bakın şu sonuçta 1 bölü 9. 3'ün bir kuvveti Logaritma 3 tabanında 2 ile hemen 9'u yer değiştirir. 1 bölü 9 oldu. 1 bölü 9 nedir? 3 üzeri eksi 2. E böylece bakın 2 logaritma 3 tabanında 3 üzeri eksi 2. Bunlar gitti 2 üzeri eksi 2 de ne geldi? 1 bölü 4 geldi. Gördünüz mü? Bu şekilde x'in 1 bölü 4 olduğunu kullanacağız. Yerine yazacağım. Logaritma 8 tabanında 1 bölü 4 artı logaritma 1 bölü 4 tabanında 16. Şimdi burada o zaman neye dikkat edeceğiz? Logaritma 8 tabanında 1 bölü 4 artık nasıl yazılabilir? Logaritma 2 tabanında, şöyle büyüteyim bir. Logaritma 2 tabanında 3, 2 üzeri 3, 2 üzeri eksi 2, 1 bölü 4'te. Ne diyorduk arkadaşlar? Tabanın üstünü ters çevir. Bunun üstünü normal olduğu gibi çarp. Logaritma 2 tabanında 2 de buradan ne gelmiş oldu bakın. Eksi 2 bölü 3. Şimdi gelelim Logaritma 1 bölü 4 tabanında 16'ya. O da nedir? Logaritma 1 bölü 4, 4 üzeri eksi 1. 16, 4'ün karesi. Böylece ne olacak? Bu da eksi 2 olacak. Artık bu ikisini topladığımız zaman eksi 2, eksi 2 bölü 3'ten eksi 8 bölü 3 oldu arkadaşlar. Bu sorunun da cevabı. Şöyle bir kalınlaştırayım şunu. Evet. Şimdi gelelim buraya. Logaritma 7 tabanında 2 üzeri x eksi 1. Logaritma 7 tabanında 4 üzeri x. 2 üzeri x artı 1. Şimdi burada tabii ki özdeşliği bir fark etmeniz lazım. Sonuçta arkadaşlar biz e, ne diyoruz? Matik konularını yaparken kesinlikle ve kesinlikle temel matematik bilgileri, çarpanları ayırma, üslü köklü, mutlak değer, basit eşitsizlik, fonksiyon bunların bilinmesi lazım. Şimdi burada da 2 üzeri x'e hadi a diyeyim sizin için bakın daha iyi göstermek için. a eksi 1 Sonra öbür taraf artı logaritma 7 tabanında 4 üzeri x 2 üzeri x'in karesidir a kare. Artı a artı 1 eşittir 1. Tabanlar aynıysa ne yapılır? Bu toplam çarpıma döndürülür değil mi? Şimdi olayı hatırlayın. a eksi 1 ile a kare artı a artı 1 a küp eksi 1'e eşittir tamam mı? Böylece buradan da artık attık bunu buraya A küp eksi 1 logaritma 7 öbür tarafa ne olarak geçer? 7 olarak geçer. 7 üzeri 1. A küp buradan 7 geldi. Şey 7 artı 1'den 8 geldi. A 2 oldu. A dediğimiz ne? 2 üzeri x. Demek ki x arkadaşlar 1'miş. Bu şekilde temel bir bilgiyle olayı hallettik bakın. Şimdi burada neye bakacağız? Logaritma 3 tabanında 4, logaritma 4 tabanında 5, logaritma 5 tabanında 6 nokta nokta gidiyor. Kuralı hatırlayalım. Bazen tabii ki bazen değil çoğu zaman logaritmada kurallar çok önemli. Yani ben nereden geldiğini bilirim olayı hallederim yok. Honk'ta size bahsedeceğim inşallah orada da göreceksiniz bakın. Ee, nereden geldiğini bilseniz bile kuralları uygulamak önemli. Şimdi kuralları hatırlayalım burada böyle bir bilgimiz vardı. Bu tabanla öbürünün e, sayısı birbirine eşitse birbirini götürür. Bunlar böyle birbirini götürür en son ne kalır? Logaritma A tabanında D. O zaman burada da bak bu, 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 bu gider. En son ne kalır geriye? Logaritma 3 tabanında 27. Bu da zaten 3'e eşit oldu. Bu arada şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ben logaritmada konu anlatımı yaptım. 4 video olması lazım logaritma ile ilgili. Ee, eğer konu eksiğiniz olduğunu hissediyorsanız. Şu an bunları çalışırken Allah Allah ben hiç formülleri bilmiyormuşum ya diyorsanız. Kesinlikle konu anlatımına bence bakın. Çünkü logaritma yorumludur ama formülsüz hiç yapamazsınız logaritmayı. Dolayısıyla burada n'nin 3 olduğunu gördük. Artık yerine yazarsak logaritma 9 tabanında 3'ün karesi 9 bu direkt 1 oldu. Logaritma 3 tabanında 9 bu zaten 2 geldi. Böylece cevabımız 3 oldu arkadaşlar. Gelelim şimdi buraya. Bak yine kural. Bu zaten logaritma özellikler yani özelliklerle alakalı sorular arkadaşlar bunlar. Şimdi Kuralımızı hatırlayalım. Logaritma a tabanında b eşittir 1 bölü logaritma b tabanında a. Tabanlı sayıyı değiştirirsek kesri ters çeviriyoruz. Logaritma a tabanında b 1 bölü logaritma b tabanında a oluyor. Bu soruda bu özelliği niye verdim? Çünkü bakın burada böyle görüyor musunuz? Sayıların hepsi aynı. O zaman burada şu durumda bir iş yapamam. Ancak bu sayıların içerisinin logaritmanın içinin aynı olduğunu gördüğüm için ben ters çeviririm. Bir de şuna dikkat edin ama sakın 2'yi ters çevirmeyin tamam mı? Sadece logaritmalı olan ifadeyi ters çeviriyoruz arkadaşlar. O yüzden 2 duracak. 1 bölü log ABC'yi gideceğim bakın logaritma ABC tabanında A diye yazacağım. Bazen o karıştırılıyor. Sanki komple kesri ters çevirecekmişiz gibi. Hayır sadece buradaki logaritmalı ifade ters çevirilir. Sonra 4 çarpı kural çünkü bakın böyle. 4 çarpı logaritma a b c kök b. Öbürüne geldiğimiz zaman logaritma a b c 6. dereceden kök c. Artık bütün tabanları aynı değil mi? Ne yapacağız? Tabanları aynı olduğunda buradaki sayıları çarpabilmek için arkadaşlar öndeki kat sayıları bir önce başa alacaksınız. Log a b c a kare. Sonra artı Log A B C. Kök B'nin dördüncü kuvveti ne yapar? B kare yapar. Sonra yine log A B C. Burada 6. dereceden kök C ne demektir? C üzeri 1 bölü 6. Bunun 12. kuvveti ne yapar? C kare. Dolayısıyla bunu da başa attığımızda bu şekilde arkadaşlar C kare olduğunu lütfen görün. Artık bütün tabanlar aynı olduğu için logaritma A B C A kare B kare C kare. A kare B kare C kare A B C'nin karesidir. Dolayısıyla bu da dışarı 2 olarak çıkacak. Hemen hemen yani 8 soruyu gördüğünüz gibi tamamen kurallar üzerinden getirdik. Ama kuralları bilsek bile yapmamız gereken yorumlara da geçeceğiz inşallah. Önce bunları bir halledelim. Şimdi burada arkadaşlar 5 üzeri x eşittir 3 üzeri y eşittir 2 verilmiş. Logaritma 15 tabanında 9'un x ve y bu tarz sorularda aslında yani bilmem neyi bilmem ne cinsinden yaz sorularında birden fazla yol olabilir arkadaşlar. Ee, size hatta şu an çözdüğümüz bazı çözdüğüm bazı sorularda da birden fazla yol olabilir. O yüzden atmasyon olmamak kaydıyla farklı yaptığınız yorumlar varsa birbirinize faydanız dokunması açısından işte şu dakikadaki soruyu ben böyle yaptım diyebilirsiniz. Mantıklıysa böylece değerlendirmiş oluruz. Şimdi burada Logaritma 15 tabanında 9 diyor. Ben o zaman şöyle bir şey yaparım. Madem öyle x 5 üzeri x 2'ye eşit ya. Ben x'i nasıl yalnız bırakırım? 5 öbür tarafa ne olarak geçiyordu hatırlayalım. Logaritma 5 tabanında 2. Eskiden üstlü sayılarda bu bilgiyi bilmediğimiz için bir şey diyemiyorduk. Ama artık öğrendik. Üstel fonksiyonda x'i yalnız bırakabiliyoruz. Sonra geliyorum aynı mantıkla 3 üzeri y eşittir 2 olduğundan dolayı. Y'e gördüğüm yere de öbür tarafa geçirirsek 3'ü logaritma 3 tabanında 2 oluyor. Peki e buradan hala logaritma 15 tabanında 9'u göremiyoruz gibi görünüyor. İnce bir çözüm yapacağım dikkat edin. Logaritmada arkadaşlar herhangi bir tabanı başka bir taban cinsinden yazabiliyorduk. Bakın şimdi burada logaritma 5 tabanında 2 ve logaritma 3 tabanında 2 de ikisinde de 2'ler ortak ya ben önce şunu yapacağım. İkisini de 2 iki tabanında yazmak için dikkat edin. Logaritma 5 tabanında 2 x ise logaritma 2 tabanında 5 nedir? 1 bölü x. Neden? Deminki kuralı hatırlayalım. Biz ne yapıyorduk? Logaritma 5 tabanında 2 yerine ters çevirip böyle yazabiliyorduk. Bunu da ters çevirirsek 1 bölü x logaritma 2 tabanında 5 olur. Aynı mantıkla bakın. 1 bölü log 2 tabanında 3 y ise ters çevir. Logaritma 2 tabanında 3 1 bölü y olur. Böylece şu an bunları 2 tabanında yazdım. Ama tabanım 15 ne alaka 2? Bakın şimdi diyeceğim ki istediğim tabanı istediğim taban cinsinde şöyle yazıyordum. Log 2 üstte 9'u yaz. Log 2 6 15 yaz. Bunu hatırladınız mı? Bu da e, bazı gıcık sorularda bizi kurtarır arkadaşlar. Bu sayıyı üstte yaz. Tabanı 6 yaz. İstediğin taban cinsinden yaz. Burada ikisinde logaritma 2 iki tabanında yazdığım için artık bunu da yazıyorum. Bak dikkat et. Logaritma 2 tabanında 9 nedir? 2 log 2 3. Neden? Bu çünkü 3'ün karesi. Ba başa gelir bu üst. 2 log 2 3 olur. Sonra log 2 5 artı log 2 3. Böylece log 2 3 neydi? 1 bölüye. Çarptık 2 ile 2 bölüye. Logaritma iki tabanında 5 neydi? 1 bölü x. Logaritma iki tabanında 3. 1 bölü y. Payda eşitle 2 bölü y. x artı y. Bölü x y. Y'ler gitti. Ters çevirirsek 2x bölü x artı y oldu. Bakın bu, bu şekilde biraz böyle acayip bir çözüm ama bizim için önemli bir çözüm geldi. Bu testte bu yorum profesyonel bir yorum. Şimdi ben bunu size bir de ikinci yoldan göstermek istiyorum. Ee, bence bu yorumumu lütfen anlamaya çalışın. Bazen sizden farklı bir yorum yaptığım zaman önemli olan benim yorumumla kendi düşünce becerinizi birleştirmek. Zaten başarı böyle geliyor arkadaşlar. Sakın şöyle bir mantık üretmeyin bakın. Her zaman ben kendi yoluma nasıl uydururum? Hayır. Bu size bir yere kadar başarı getirir. Burada daha fazla başarılı olmak istiyorsanız, daha mutlu olmak istiyorsanız kendi yorum becerinizle öğretmenlerinizin öğrettiği yorumları birleştirerek yeni yorumlar, güzel yorumlar üretebilmelisiniz. Dolayısıyla ben şimdi bir tane daha yorum göstereceğim. Bu bence biraz daha rahat. Üstü sayı yorumuyla yapacağız. Üstü sayının önemi. 5 üzeri x 2'ye eşitse her iki tarafın üstünü hatırlıyor musunuz? X'e bölebiliyorduk üslü sayılarda. Bunu yapabiliyorduk. Bakın her iki tarafın üstünü X'e böldüm. Sebep buradaki 5'i yalnız bırakayım, 2 cinsinden göreyim. Sonra yine 3 üzeri y 2'ye eşit. Her iki tarafın üstünü şimdi böl y'ye. Buradan 3 neye eşit oldu? 2 üzeri 1/y. Peki bunun bana katkısı? Logaritma 15 tabanında 9'u artık şöyle yazacağım. 2 üzeri 1 bölü x çarpı 2 üzeri 1 bölü y sonra 9 gördüğüm yere de 9 3'ün karesi olduğu için aslında yeni durumda 2 üzeri 1 bölü y'nin karesi gelecek. Bakın artık burada e, tabanları aynı üstleri topla logaritma 2 tabanında 1 bölü x artı 1 bölü y burada da üstün üstü çarpılır 2 üzeri 2 bölü y'e geldi. Şimdi ne diyeceğiz? 2, 2. Böylece logaritma 2 tabanında 2. Bu 1 bölü x artı 1 bölü y'yi ne yapıyorduk? Ters çeviriyorduk. 1 bölü x artı 1 bölü y kenarda topla. x artı y bölü x ye. Ters çevir. x y bölü x artı y. Sonra 2 bölü y'yi al. Böyle yaz. Bunlar gitti. Logaritma 2 tabanında 2 zaten 1'dir. 2x bölü x artı y. Hangi çözümü daha çok beğendiyseniz ee, bir yorumlarda yazın ben de olayı anlayayım çünkü bazen e, ben şöyle düşünüyorum. Genelde ikinci yorum daha çok sevilir gibi geliyor bana ama ben birinci yorumu da çok önemsiyorum. İkisini de göstereyim siz ikisini de bilin. Ve lütfen sorulara kafa yorun arkadaşlar. Yani şunu beklemeyin bakın logaritmayı yeni öğren arkadaşlarımız. Daha böyle doğrusu gün soru bankası bile çözmemiş arkadaşlarımız. Burada biraz kafa patlatacaksınız. Hoca niye böyle yaptı? Bu nereden geldi? Kural nedir falan. Ee, sonra bir daha kendiniz gerekirse uğraşın. Bunlar aşırı derecede kolay da soru değil gördüğünüz gibi. Hatta biraz biraz da düzeyi arttıracağız. Şimdi logaritma 3 tabanında 4 eşittir x olduğuna göre logaritma 12 tabanında 0.1 çizgi. Yani bu ondalık, devirli ondalık sayı. Hiç sevmediğimiz şey değil mi? Ama Allah'tan bu kolay. Neydi? 0.1 üstü olunca böyle 1 bölü 9 oluyor değil mi? Sadece birin üstünde çizgi var, devir var. O zaman bu yüzden logaritma 12 tabanında 1 bölü 9, 9 üzeri eksi 1'dir. Eksi logaritma 12 tabanında 9'u soruyormuş bize. Logaritma 3 tabanında 4'ü vermiş. İşte bakın size verdiği, sorduğu taban bu. Verdiği taban 3. Ne yaparız biliyor musunuz genel itibariyle? Bunu konu anlatımında da söylemiştim. E, i̇şinizi kolaylaştırmak için şunu denerseniz sorunun geldiğini görürsünüz. <laughs> Sorulan tabanı verilen cinsinden yapın. Ne demek o? Logaritma 12 tabanında 9 yerine bak ne yapıyorum? Logaritma 3 tabanında 9 bölü logaritma 3 tabanında 12. Ne yaptım? Her zamanki gibi tabanı aşağıya yazdım. Buradaki sayıyı da üste yazdım. Verilen taban 3 tabanı olduğu için böyle yaptım. Önündeki eksiği unutmuyorum. Böylece eksi 2 oldu. Logaritma 3 tabanında 12 nedir? Logaritma 3 tabanında 4 artı logaritma 3 tabanında 3, böylece eksi 2 bölü x artı 1 geldi arkadaşlar. Soruyu bu şekilde rahatlıkla hallettik bakın. Yine sorulan taban 3, verilen taban 6. Ee, ne yapacağız? Sorulanı verilen cinsinden yazmaya çalışacağız. Bir üstteki soruda ee, dikkat ederseniz. 12, 3'ün hani bir katı, 12'yi 3 cinsinden yazmak mantıklı arkadaşlar. Ancak şimdi 6, 3'ün bir katı ya, bence bu soruda da şöyle yapalım. Bunu şunun cinsinden yazmaya çalışalım. Daha güzel geldiğini görürüz. Sebep, çünkü hani 6, 3 cinsinden yazılabilir ama 3, 6'nın cinsinden yazılırken 1 bölü 2 falan biraz bizi orada uğraştırabilir. Ben o yüzden yine cinsinden yapacağım ama ters gideceğim bu sefer edeceğim ki. Logaritma 6 tabanında 2'yi logaritma 6 tabanında şey pardon 3 tabanında 2 bölü logaritma 3 tabanında 6 diye yazacağım. Şimdi bu böylece x olmuş olacak. Bundan sonra logaritma 3 tabanında 2 aşağısı da 1 artı logaritma 3 tabanında 2 oldu. Peki bunun bize ne katkısı olacak hocam? Logaritma 3 tabanında 2 şu sorunun da içinde var. O zaman ben içler dışlar çarpımı yaparak buna da bir k diyelim. x artı x k eşittir k diyorum. k'yı yalnız bırakacağım şimdi. Ee, x eşittir k parantezinde bu tarafa atarsam 1 eksi x. Yani k neymiş? x bölü 1 eksi x. Artık bu k dediğim neydi? Logaritma 3 tabanında 2. Şimdi gel buraya Logaritma 3 tabanında 12'yi nasıl yazabiliriz? Logaritma 3 tabanında 3 artı logaritma 3 tabanında 4. Hatta 4 nasıl yazılır? 2 üzeri 2. 2 üzeri 2 nasıl yazılır? Taban bu şekil üst başa gelirse. Logaritma 3 tabanında 2 neydi? x bölü 1 eksi x. Burası da 2x oldu. Bu zaten 1 oldu. İşte soru bitti. Payda eşitle 2x artı 1 eksi x bölü 1 eksi x. Buradan da x artı 1 bölü 1 eksi x geldi. Bu şekilde bakın. Ben hani 3'ü yazmak daha zor geldiği için 6'yı 3 cinsinden yazdım. Kendiliğinden bir şekilde geldi. Ee, bunlar arkadaşlar biraz gıcıktır kabul ediyorum. Ama önemli olduğu için hem konu anlatımında bahsettim. Hem burada bakın farklı farklı sorular üzerinden. 11. soru 10. soruda yaptık. Ee, 9. soruda yaptık. Biraz bu yorumları görün istiyorum ama... 9, 10, 11'i bir de kendiniz denediyseniz veya denemediyseniz, şimdi tekrar denerseniz iyi olur. Size tavsiyem lütfen bu e, soru çözümlerinde önce kendiniz yapmaya çalışın her zaman. Şimdi bakın. Logaritma A tabanında ABD nedir diye sorulmuş. AB 6 verilmiş. B tabanında C ve D tabanında C 3 verilmiş. Aslında burada hepsini A cinsinden yazabiliriz. Niye biliyor musunuz? Logaritma A tabanında B 6 ise at öbür tarafa. A üzeri 6, B oldu. Sonra B üzeri 2 de C ise artık B gördüğün yere A üzeri 6'yı yaz. A üzeri 6'nın e, ikinci kuvvetinden A üzeri 12 de C oldu. Sonra bakın yine D üzeri 3 burada C'ye eşit olduğu için artık ne deriz? C gördüğümüz yere A üzeri 12 yazalım. Her iki tarafın üstünü 3'e bölersek d'e de a üzeri 4 geldi. Artık logaritma a tabanında a. Sonra b'e gördüğüm yere ne yazacağım? B kareydi. Şey a üzeri 6ydı. Sonra d'e gördüğüm yere ne yazacağım? A üzeri 4 yazacağım. Böylece logaritma a tabanında a üzeri 11'den 11 oldu arkadaşlar. Bu şekilde. Bence bu soru rahat bir soruydu, değil mi? Yine cinsinden sorusu. Logaritma 2 tabanında 18. Logaritma 3 tabanında 2. A'nın B cinsinden değeri demiş. E, bu 2 tabanında verilmiş sorulan taban gördüğünüz gibi bu şekilde e, 3 tabanında. Burada şöyle bir şey dikkatimi çekti ama bak. E, bu log 3 2'yi aslında şöyle ters çevirelim. Logaritma 2 tabanında 3 o zaman 1 bölü B arkadaşlar. Ne yaptım? Logaritma 3 tabanında 2 normalde 1 bölü log 2 3 diye yazılabilir. Bu b'ye eşit. Her iki tarafı da ters çevirirsek log 2 3 de 1 bölü b olur. Bunu yapmamın sebebi tabanları aynı geldi gördünüz mü? O zaman artık logaritma 2 tabanında 18 nasıl yazılır? Logaritma 2 tabanında 2 artı çarpı işlemini ne yaparız? Artı yaparız. Logaritma 2 tabanında 9. 9 ne demektir? 3'ün karesi. 3'ün karesi ne demektir? Al başa 2 log 2 3. Böylece log 2 3 neydi? 1 bölü b. 2 ile çarptık. 2 bölü B. Log 2 2 zaten 1. Böylece bakın B artı 2 bölü B oldu. Bu soru rahat geldi diğerlerine göre. Eğer zorlanıyorsanız çok dert etmeyin. Logaritmada gördüğünüz gibi böyle birbiriyle çok ilişki kuruyoruz. Soru çözdükçe aslında bu modellerin size yararlı olduğunu ve bunları zaten kendi sorularınızda kullandığınızı göreceksiniz. Mesela şu soru klasik bir sorudur. Ben yine de bir göstereyim istedim. Logaritma xy, x2'ye eşit. Logaritma y tabanında xy nedir? Bak. ilişki ne aslında burada biliyor musunuz? xy, xy. O zaman ben burada hemen bunu bu şekilde e, nasıl yaparım? Tabanları xy olacak şekilde yaparım. Çünkü log y, xy'yi ayırana kadar şunu yap ne güzel gelir bak. Logaritma xy zaten duruyor. Bunu nasıl yazacağız? Bu ifadeye k diyelim. Şimdi logaritma xy... Tabanında y neye eşit olur? 1 bölü k. Ne yaptım? Bu ifadeyi ters çevirdim. Tabanla sayıyı yer değiştirdik. Bu yüzden bu k'sa şu bizim yazdığımızda 1 bölü k olur. Peki ne işime yarar bu benim? Logaritma x y tabanında x değil mi diğeri de? Şimdi bunları taraf tarafa toplasak bakın çarpmıyoruz topluyoruz. Ne olur? Logaritma x y arada artı varsa bunlar ne yapılır? Çarpılır. Böylece topladığımızda e, 1 bölü k artı 2 oldu. Logaritma x xye, x'ye 1 demektir. Bu da 1 bölü k artı 2'den 1 bölü k eksi 1 oldu. Yani k da buradan eksi 1 geldi bakın. Denklemini sağlayan a ve b değerleri için 2a artı b bölü a eksi 2b nedir diye sorulmuş. Şimdi... Logaritma a tabanında b, logaritma kök b tabanında kök a. Bir kere burayı hallederiz. Nasıl? Logaritma b'nin 1 bölü 2. kuvveti. a'nın 1 bölü 2. kuvveti. Bu ters çevrilir. 2 olarak çıkar. Bu olduğu gibi dışarı çıkar. 1 bölü 2 log b a oldu. Yani aslında bu log b a'ymış arkadaşlar. Bu zaten log a b. Şimdi bundan sonra tahmin usulü şıklardan gitme usulü yapmayalım. Düzgünce biz denklem çözelim. Bu arkadaşlar T olsa bu ne olur? 1 bölü T değil mi? O zaman böylece T artı 1 bölü T 2'ye eşit. Buradan payda eşitle T kare artı 1 eşittir 2T. T kare eksi 2T artı 1 eşittir sıfırdan. T eksi 1'in karesi 0. Yani T 1 oldu. T dediğimiz neydi? Logaritma A tabanında B 1 geldi. Dediğim gibi zaten bu soruda görülüyordu. Yani bazı uyanık arkadaşlarımız hemen a 1-1 olursa gelir hocam der ama ben düzgünce denklem kısmını göstereyim. Başka zaman bunlar işimize yarayacak arkadaşlar. Buradan da e, a üzeri 1 b'ye eşit olduğu için a da b'ye eşit olur. Demek ki artık burada 2a artı b 3a diyebilirim. a eksi 2b'ye de a eksi 2a'dan eksi a diyebilirim. Cevabımız eksi 3 olmuş olur. Log A artı log B eşittir 3 olduğuna göre ln A artı ln B toplamı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Aslında bunlar birbirine benziyor. Log A B nedir? Topladığımız zaman çarpma işlemine döner. Log A B 3 olur. Buradan da 10 üzeri 3 A B olur değil mi? Buradaki 10 üst olarak buraya taban olarak gelir. Şimdi ln A artı elen B nedir yine? ln AB demektir arkadaşlar. Artı çarpıya döner. AB gördüğümüz yere de ne yazarız? Elen 10 üzeri 3. Bu da ne demektir? 3 elen 10. Şimdi soruyu bulduk normalde ama şıklarda gördüğünüz gibi yok. Hani şunun önünde 3 elen olsa doğru olacaktı. Ama burada elen 10 nasıl yazılmış bakın log e olarak. Nereden çıkardık onu? Ne diyorduk işte bu 3 log e 10 aslında. Ne yapılmış? Tabanla sayı değiştirilmiş. Ne oluyordu o zaman? Kesri ters çeviriyoruz ama sadece logaritmanın kesrini. Yani logaritma o zaman 10 tabanında e yani logaritma e oldu. Bu şekilde bakın sadece ters çevirme. Yani logaritma a tabanında b'yi 1 bölü log b a yapmış. Orada e ve 10 kafanızı karıştırmasın. Bu soruda özel bir şey yok tabi aslında biz bunu zaten demin yaptık arkadaşlar. Logaritma 5 logaritma 7 tarzında ne diyoruz? Tabanlar aynı olduğu zaman kuralı hatırlayalım. Logaritma AB, logaritma AC. Bu sefer tersinden sormuşuz. Bunlar gider. Alttaki taban olur, üstteki sayı olur. Böylece bu logaritma 7 tabanında 5 olacak. Loglar gittiği için. Hangisinin değeri diğerlerinden farklıdır denmiş burada da. Elen 2e bir bakalım. Normalde nasıl yazılır? Elen 2 artı elene. Elene nedir? 1. Tamam. 1 artı elen 2 zaten tamam. Burası nedir? Elen 1. Elen 1 bölü 2e ne demektir? Elen 2e'nin eksi birinci kuvveti başa gelir. Buradan da eksi eksiden elen 2e olur. Yine elen 2 artı 1 gelir. Şu 3'ü birbirinin aynısı. Log 2e Buradan ne diyeceğiz? Tabii ki 1 bölü logaritma a tabanında b, logaritma b tabanında a'ydı. Bunu ters çevirip Logaritma e tabanında 2 diye yazabiliriz. Logaritma e tabanında 2 nedir? 1 artı ln 2'dir. Bu da gitti. Log 2 log e bunları sadeleştir. Birbirini götürür. Neydi? Alttakini tabana üsttekini sayıya. Yani bu ln 2 oldu. Diğerlerinden farklı gelmiş oldu. Şimdi buraya baktığımız zaman durum ne? Log 3 a log 5 b olduğuna göre log 2 15'in a ve b cinsinden değeri nedir diye sorulmuş. Şimdi sorulan taban 2 tabanı, verilen taban 10 tabanı arkadaşlar. Ee, sorulanı verilen cinsinden bir yazmaya çalışalım bakalım. Logaritma 2 tabanında 15. Şöyle yazılabilir değil mi? Log 15, log 2. Log 15, log 5 artı log 3. Log 2 zaten log 2. Şimdi log 5 verilmiş B. Log 3 verilmiş A. Peki log 2 nedir? 5 ve 2'nin nasıl bir ilişkisi var? Bunları logaritmada kullandığımız zaman log 5 artı log 2 çarpınca log 10 gelir yani 1 gelir. O zaman log 2 arkadaşlar logaritmada çokça karşınıza gelmiştir. 1 eksi log 5'tir. Hemen bunu silip yerine 1 eksi log 5 yazabiliriz. Birbiri cinsinden yazarken bunlarla böyle güzel bir logaritma tabanı elde edebiliyor muyuz diye düşünürüz. 1 eksi log 5'ten dolayı da artık cevabımız a artı b bölü 1 eksi b oldu arkadaşlar. Ne demiş? Eşitliğini sağlayan reel sayıların toplamı kaçtır? Tabii ki ben burada denklemle göstereyim ki riske girmeyelim şimdi. Birine t de bu o zaman ne olur? Buna t dersek 1 bölü t. Neden? Logaritma a tabanında 3. 1 bölü logaritma 3 tabanında a demektir de o yüzden. Bundan dolayı t kare eşittir 1. T arkadaşlar eksi 1 de olabilir artı 1 de. T dediğim neydi? Log 3 A. Buradan A 3 üzeri 1'den 3 veya eksi 1 olursa at öbür tarafa 3 üzeri eksi 1'den A 1 bölü 3 geldi. Dolayısıyla toplamları da 10 bölü 3 yaptı. Demin bunun biz benzerini çözmüştük aslında. Bir bakın bakalım. Görüyor musunuz burada 15'ler ortak. O zaman diyor ki yani kısaca sakın 2'yi ters çevirim ama logaritma 15 tabanında 5 logaritma 15 tabanında 3 burada 2 parantezine al logaritma 15 tabanında 5 çarpı 3 diye yaz. Çünkü tabanlar aynı oldu. E logaritma 15 tabanında 15'ten de 2 geldi bakın. Yatırım yapıyoruz. Çoklu yorumlarda bunları gayet sağlam kullanacağız. Bunun daha demin benzerini yaptık. Bunlar birbirini götürür, götürür, götürür. En son log 2 16 kalır. Buradan da 2 üzeri 4'ten 4 gelecektir. Şimdi 2 log 3 x log 3 x kare eksi x artı 4 denmiş. Burada arkadaşlar nasıl yorum yapacağız? Logaritmada ilk başlarda söylediğim gibi Tabanların aynı olması yetmez. Şunlardan da kurtulup gerekirse başa geri atmanız lazım. Yani log 3x kare eşittir. Log 3 x kare eksi x artı 4 deyin. Şimdi bunlar gitsin. x kare eşittir. x kare eksi x artı 4. Bunlar gitti. x böylece 4 gelmiş oldu. Yine bakın burada kök 2 vermiş ama biz onu nasıl yazarız? Logaritma 2 tabanında e, 1 bölü 2 demektir. Tabanın üstü ters çevrilir. 1 bölü 2, 2 olarak gelir. 2 bölü x nedir? Ona bakalım şimdi. 2 bölü x de arkadaşlar logaritma böyle bir dursun. 2 log 2. 2 bölü x'ı nasıl yazarım ben? 2 parantezinde logaritma 2 tabanında 2 eksi logaritma 2 tabanında x. Bu yüzden de logaritma 2 tabanında 2 1. 2 eksi 2 log 2x oldu. Bu ifadeyi bulduk. Şimdi artık gördüğünüz gibi log 2x artı 2 eksi 2 tane log 2x eşittir 4. Bunlar gider. Eksi log 2x kalır. 2'yi at öbür tarafa. Buradan da log 2x neye eşit geldi? Eksi 2'ye. x de arkadaşlar 2 üzeri eksi 2'den 1 bölü 4 olmuş oldu. Birkaç tane de eşitsizlikten bahsedeyim. Şimdi eşitsizlikte ben şunu önemsiyorum: tabanı birden büyük yap. Niye biliyor musunuz? Tabanı birden küçük yapınca kafanız karışabiliyor, eşitsizliği yön değiştirmeyi unutursanız soru gider durduk yere. O yüzden ben şöyle yapmayı tercih ediyorum: taban bir değil, birden küçükse yine birden büyük hale getiriyorum. Ama bu soruda bir problem yok. Ne diyeceğiz? Ee, taban birden büyük olduğunda. 3 öbür tarafa direkt gider. Yani 3 eksi x 3 üzeri 3 olarak geçer öbür tarafa. E, ve büyüktür demiş. O zaman eşitsizlik yön değiştirmez. Buradan da eksi 24 küçüktür büyüktür x geldi. Bir de logaritmada neye dikkat etmemiz lazım? İçerisi her zaman sıfırdan büyük olmalı. Peki sıkıntı var mı soruda? x 3'ten küçük geldi. zaten x 3'ten küçük değil. Biz eksi 24'ten küçük bulduk. Cevabımız bu yüzden D olacak. Muhakkak unutmayın içeriği de bir kontrol edin. Tamam mı? Şimdi mesela bak bu soru. Ben burada evet siz zaten kuralı öğrenmişsinizdir. Ama hiç o öğrendiğiniz kurala girmiyorum. Ben 1 bölü 2 tabanı üstünü muhakkak değiştirip 1 bölü 2 yerine 2 üzeri eksi 1 yapıp onu da böyle başa kat sayı olarak yazıyorum. Yine 1 bölü 2 2 üzeri eksi 1'dir. Başa kat sayı olarak gelir. Şimdi artık ne oldu? Eksi log 2 2x eksi 1. Büyüktür. Eksi log 2 8 eksi x. Her iki tarafı eksi ile çarparsam eşitsizlik yön değiştirir. Şimdi logaritma iki tabanında bunlardan kurtulduk. 2x eksi 1 küçüktür. 8 eksi x oldu. Buradan da x küçüktür. 9 geldi. Bir de soruda şeyi unutmayalım. İçleri sıfırdan büyük olmalı. X büyüktür 1 bölü 2. 8 eksi x büyüktür sıfırdan. X gördüğünüz gibi ne oldu? 8'den küçük oldu. O zaman şimdi hepsini düşünürsek. X 9'dan küçük oldu ama daha dar bir aralık yakaladık. Bu ve bu. Böylece burada artık 1 bölü 2'den büyük olduğuna göre 1 Aa şurada bir hata yaptığımı fark ettim. Affedersiniz bu arada. Eksi x'i buraya atarken 3x olarak atacağız. x 3'ten küçük olacak. Düzeltiyorum hatamı. O zaman hangisi dar oldu? x küçüktür 3 ve x büyüktür 1 bölü 2. O zaman 1 bölü 2 ile 3 arasındaki tam sayılar 1 ve 2. Bir de hatta eşitlik vermiş soruda onu ben görmemiştim. Eşitliği de kullanalım. O zaman 1, 2, 3 olacak arkadaşlar. Şurayı düzelteyim. Orada bir demiş ya büyük eşit ben de eşitlikleri unutmayayım aman. Böylece alacağı değerler 1, 2 ve 3 olmuş oldu. Burada ne yaparsınız? Burada isterseniz şunu yapın bakın. Tabanları aynı arada eksi var. Direkt yaz böyle 5 eksi x bölü x. Büyük eşit 0. Sonra buradan da artık tablo yapalım. Ne olacak bunu bu tarafa atınca? 5 eksi x bölü x logon öbür tarafı 10 olarak geçer. Böyle olur. Payda eşitle 5 eksi x eksi x bölü x büyük eşit 0. Ne yapıyoruz? Eşitsizlik sorularında içler dışlar çarpımı yapmadan her zaman bir tarafı sıfır yaparak hallediyoruz. Köklerden biri 0 geldi. Biri 5 bölü 2 geldi. E, ne ile başlayacağız peki? Yukarının işareti eksi aşağının artı. Eksi artı eksi sıfırdan büyük veya eşit demiş. Şimdi kontrol edelim. Logaritmanın içi asla sıfır olamaz. O yüzden sıfır açık aralık. Sonra da arkadaşlar 5 bölü 2 büyük eşit dediği için kapalı aralık. Zaten x 5'ten küçük olmalı bu aralığı sağlıyor. x sıfırdan büyük olmalı bu aralığı sağlıyor. Şimdi iç içe geçende ne yapacağız? Ona dikkat edelim. İç içe geçende aman arkadaşlar. Logaritmada isterse 1 milyon tane içeride ifade olsun. Her zaman biz en dıştakini kale alırız. Yani burada bir denklem var. Onun ne olduğu önce önemli değil. Önemli olan önce logaritmada klasik içeride ne var? Bu var değil mi? Bunun log 3'ün öbür tarafı atılıp şundan 3 üzeri 0 yani birden küçük yapılması. Sonra bir daha bunun atılması x eksi 1. 3 üzeri 1'den 3'ten küçük olur. X küçük eşit 4 olur. Yeter mi bu çözüm? Hayır. Sorunun bir kısmını yaptık. Bir de bu fosforladığım yerde neye dikkat edeceğiz? Logaritmanın içi ya bu. Nerenin içi? Log 3'ün içi. Log 3'ün içi olan log 3 x-1 komple ne var ne yok her şey logaritmanın içinde kaldığı için şu en dıştakinin içinde kaldığı için bunların sıfırdan büyük olması gerektiğini aman atlamayalım. Logaritmanın içi negatif ve sıfır olamaz. Böylece x-1 e, büyüktür. 3 oldu arkadaşlar. 3 üzeri sıfırdan pardon. 1 oldu. Bu buraya 3 üzeri 0'dan 1 olarak geçti. X büyüktür. 2 geldi. O zaman bu ikisini birleştir. 2 açık, 4 kapalı aralı olacak. Bu şekilde logaritmalı eşitsizliklerde özellikle şu 12. soru gibi sorularda iç içe çok ifade varsa lütfen içerideki komple bütün ifadenin sıfırdan büyük olması gerektiğini atlamayın. Eğer bunun sıfırdan büyük olması gerektiğini görürseniz zaten şurası bize problem çıkarmayacaktır. Neden çıkarmayacak onu da söyleyeyim. Zaten log 3 x-1 arkadaşlar sıfırdan büyükse burası kesinlikle ne oluyor? Birden büyük oluyor. O zaman tartışmasız onun sıfırdan büyük olduğunu kontrol etmeye bile gerek kalmıyor tamam mı? Bunu da böyle söylemiş olayım. Bu şekilde arkadaşlar logaritma ile alakalı iki tane de soru çözeceğim. Pardon onu unutmayayım. Grafikle alakalı soruları çözeyim. Şunlar da kalmasın. Şimdi... Fonksiyonun grafiği aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bir hatırlatma. Çok güzel, çok sağlam, çok acayip logaritma grafiği var. Ee, kazandıran üçlüklerde geçen sene çözmüştüm. Bir soru yorumda da çözdüm. Ee, lütfen oralardaki eğer iyi hissediyorsanız kendinizi logaritmada bakarsanız ben yine çoklu yorumda çözeceğim. Şimdi log 2 2x 2, 2, 2 de içerisi 0 olmamalı. Tanımsız yapar. O zaman içerisi x'e 1 vermemeliyiz. X eşittir 1 asimtottur bu yüzden. Yani X'in değmemesi gereken e, ifade. O zaman bir kere C şıkkı gider. D şıkkı gider. E şıkkı gider. Asimtotlar onların 1 bile değil. Sonra arkadaşlar asimtotları 1 olduktan sonra neye dikkat edeceğiz peki? Üstündeki sayıyı vereceksiniz. 2 verdiğiniz zaman logaritma 2 tabanında 2 oluyor. 1 olması lazım. Bu yüzden gitti. Burada da 3 bölü 2 verdiğinizde Logaritma 2 tabanında 3 bölü 2, 3 eksi 2'den 1 oldu. Hakikaten 0 oldu. Tamam burasını hallettik. 2 verdiğinde de 1 gelmesi lazım. Evet 2 verdiğimizde 1 geliyor. Dolayısıyla cevabımız B oldu. Zaten x'in katsayısı burada pozitif olduğu için logaritma x de artandır. Ax eğer a pozitifse bu da yine artan olmaya devam edecekti. B olmalıydı. Burada bakalım. Logaritma a artı 1 tabanında 8x fonksiyonun grafiği verilmiştir. fm 6 olduğuna göre m değeri kaçtır demiş. Logaritmada grafik verildiği zaman hemen yerine yaz. 1. Bir kere 1 bölü 8 değil mi? O zaman e, koyduğumuz zaman oradan yararlanamadık. Neden? Logaritma a artı 1 tabanında 1 hakikaten sıfırdır zaten. Sayının içerisi 1 olduğunda taban ne olursa olsun sıfır diye çıkar. 1 bölü 4 verdiğimizde de 1 oluyormuş. O zaman logaritma a artı 1. 1 bölü 4 verdik 2. 1'e eşit oldu demek ki a artı 1 neymiş? 2 öbür tarafa atarsak. O zaman a buradan 1 geldi. Yani bu logaritma 3 tabanında şey a'yı 1 bulduk pardon. Logaritma 2 tabanında 8 x oldu. Bizden m değerini istiyor. Artık yazıyorum logaritma 2 tabanında 8 m eşittir. 6 2 üzeri 6 eşittir 8m. Öbür tarafa attığımızda buradan da 64 bölü 8'den m 8 geldi. Dolayısıyla burada çözeceğim soruları bitirmiş oldum arkadaşlar. Bir araya tekrar sıkıştırmış olduk. Böylece biraz daha böyle orta düzey arkadaşlarımızın da gönüllerini almış olalım. Bir yumuşak bir geçiş yapalım. Çoklu yorumlarda, sağlam yorumlarda, bir soru yorumlarda görüşürüz arkadaşlar. İyi çalışmalar.